Merhaba sevgili oyun gezerler. Selam. Bugün Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10'un ilk bakışıyla karşınızdayız. Hemen hızlı bir maç yapacağız Sayın Sinan Akkolla. Evet, hiçbir şeyden bahsetmeden 2 player'a basıyoruz. Player vs player diyoruz. Seçenekleri daha sonra size anlatacağız. Bir dakika, ben şu an ikinci kolum, sen birinci kolsun. Ben sağdayım, sen soldasın. Öyle mi? Ben evet. Ermağı seçmek istemiyorum. Burada kasması normal mi bu arada? Ya şu karakter şeyleri yüklenirken kasa biliyor. Bu arada oyunun downloadu ile ilgili bir sıkıntı var. Oyunun kendisi 20 tane minik DLC'den oluşuyor. Böyle ilginç bir şey var. Raiden mi olacağım? Aynen, Raiden olacağım ya. Ben de Johnny Cage olacağım. Çok yaşlı, klasik olalım. Yaşlanmış. Burada choose variation var. Ben ilk defa oynuyorum bu arada. Kendisi çok oynadı. Benim Mortal Kombat oyunlarıyla hiç alakam yoktur. Street Fighter'ı biraz becerim. Hareketlere bakmayı da isteyeceksindir büyük ihtimalle. Yeah, sevinirim. Şimdi abi ilk büyük değişikliği Mortal Kombat X'in 9. oyundan 3 varyasyon sunuyor her karakter için. Zaten bir sürü karakter var. Hani aralarındaki çok büyük bir farklılık yok. Bu sizin oyun stilinize göre ne oluyor? Sağdan bir çatırtı geldi de. Mesela ben de şu direkt dayak, hiç özel hareket yok gibi bir şey. Ben bunu seçiyorum. Allah Allah. Evet, çünkü elinde muştayla geliyor. Dandun'da alıyor onu. Ha, ben de Thunder Attack seçtim. Yani değişik. Aha. Elektrikler falan çıkıyor. Arenalar muhteşem. Bir arena seçeyim ben mesela. Arenalar şey değil mi? Aşamalı yani. Hani değil. Yıkılıp diğer tarafa geçme şansın yok mu? Öyle bir şey okudum geçen gün de, o yüzden. Belki bazı yerlerde... Belki senaryo modunda yoktur. Çünkü bir online maç yaptım. Tek başıma hiç oynamadım. Ha, senaryo senaryodan gidiyorum ben. 3 saat. Tabii 3 saat falan senaryo oynadım. Çok güzel senaryo ya. Karakterlerin çoğunu zaten tanıyorsun. Yeni eklenen karakterler çok güzel eklenmiş. Ben şu an ilk defa görüyorum canlı olarak Mortal Kombat X'i. Grafikler gayet hoş gözüküyor bir dövüş oyunu için. Dana gibi grafikler. Bir dikkatimi çeken, ara videolarda grafik kalitesi çok daha düşük şeye göre. İstersen bir hareketlere bak abi. Bakalım. Sen de abi sesini kısabilir misin biraz daha mikrofona şey? Nereden bakıyoruz? Voice control. Move list. Ha, move list. Bak. Bir diğer minik yenilikte move list'e gelip girmeden önce iki karakterin de en çok kullanılası hareketlerini pat pat burada gösteriyor. Ön izleme yapmışlar. Ha, şurada Easy Fatalities var. Bu çok konu oldu. Para verip Easy Fatality alabiliyorsun. Ama oyun içi parayla da Easy Fatality Crypt bölümünden çıkabiliyor. Ha. Yani para vermeden de çıkabiliyor. Yani o kadar da eleştirmeye gerek yok adamları. Hakikaten kripte oyun içi parayla alınabilecek şekilde koymuşlar. Sonuçta fataliteler oyunu etkileyen bir şey değil yani. Hani keyifli ama keyifli. Yani sonunda onu kasıyorsun yani, yapamıyor. Online'da için öne geçeceğim bir hareket değil ya, diye ya tahmin ediyorum. Yani baktım mı şimdi, git gel var, git geri var. Bir de mesela bazı oyunlar senin durduğun yere göre çıkarmıyor. Otomatik çıkarıyor. Mesela şu an benim durduğum yere göre mi bu hareket? Senin sesi? Durduğun yere göre. Hatta bak facing left diyor benimki. Ha, evet. Ben pause ettiğim için. Zaman sen bana baktığın için sen bir dakika. Plexus pause. Ben Raiden mi oldum? Ha, bir dakika, ben basayım o zaman. Evet. Ben bastım, gene facing left diyor. Ha, Plexus pause diyor çünkü sen Plexus kontrolleriyle oynuyorsun. İkimiz de Plexus'iz çünkü... Bir dakika, sen bas bir daha, facing right dedi bu sefer. Ha, facing gene right dedi. Gene aynı şey çıkardı, tamamdır, sıkıntı yok. Şimdi oynayınca görürüz zaten. Okey abi, başla. Mesela böyle bir şey yaptım. Ah, oyun gayet sesi güzel. Çok arkadaki olanlara bak, ben onları senaryoda yeni geçtiğim için. Oy. Gayet güzel. Şöyle hareketlerim de var. Sen de şeylerdensin galiba. Abi ben ilk defa oynayacağım, ne olur şey yapma. Aa bak, şeyi fark etmemiştim. Niye abi? Zoom ediyor yaklaştıkça. Öyle mi? Bakayım. Bakayım, güzelmiş. Şimdi sen çok oynadın, ben az oynadım. Kimle oynuyorsun bu arada senaryoyu? Başlangıç karakter seçiyor musun yoksa senaryo geçen sefer? Sen önceki Mortal Kombat'ı oynadıysan, evet abi. Onun gibi 3-5 dövüşte bir diğer karakterlerin şeylerine geçiyor. Bir saniyeni rica edeceğim yalnız. Hep bu hareketler, bu taktikler. Evet. Bir saniye. Tamam. Evet. Bu var. Normalde klavyeyle oynuyorum deme bana Mortal Kombat. Hayır. Ama şeyle oynuyorum. Logitech'in kontrolörüyle oynuyorum. Onda D-pad ile şeyin yeri değişik. Normal kontrolörün. Ultra diye bir hareket yok mu? Şey var işte, X-ray'ler var. L2, R2 mi gene acaba? Evet. Aynen öyle dostum. Sen böyle yapıyor musun? Oo, yaptı. Ama ne oluyor lan? X-ray yaptım da. Benim X-Ray'im böyle... Çok havalıymış lan senin X-Ray. Biraz değişik. Bu arada Raiden'ın seçtiğim modu bayağı elektrikli bir hale büründürdü. Evet, normalde evet. Bu kadar elektrikli değil Raiden. Bu arada seni döverim çocuk, sen oynayıp gelmişsin. Vallahi oynamadım, ilk defa oynuyorum, tuşlara baktım. Yalan söylemem asla. Sana söylerim belki ama izleyicilere asla yalan söylemem. Sen de bana bir şeyler atıyor. O karşılıklı bir şeyler atma üzerine kurulu bir oyun yapacağız.
dünyanın en çirkin Mortal Kombat X dövüşüyle karşınızdayız. Çirkeflikte sınır yok. Herkes bir şey atıyor kendine. Alttan yumrukla. Vurma çocuğa, vurma. Dış, dış. Bu ne abi? Bu keyifli bir şey diye. Bir elektrik veriyorsun Blanka gibi. Sen ne yapıyorsun abi? Sen de olduğun yerden şey yapıyorsun. Abi ben kontrolöre alışamadım ya. Çok klasik bir çirkeflik ama biliyorum. Kontrolör kötü. Kol bozuk. Şu hareketi zırt zırt yapabilmem lazım benim mesela. Atamadım bakıyorum abi. Elektrik kesildi senin. Ah. Anam. Sen yettin gayrı. Oha. Aa. X-ray'i her zaman için yapmalısınız arkadaşlar. İyi de önce. Senin X-ray'in şeyi yokmuş. Ayarı yok abi. Ekranın diğer ucundan vuruyor. Saylanmaz. Finishing. Bak. Hareketli. Bakalım neymiş. Move moves. List'e gir. Full şeyler burada bak. Sağda finishing moves. En alttan. Şunu yapsan ha, yeter bana. Şey göstereyim abi. Brutality. Bu brutality'leri yapmak şeyden daha zor. Bunu yapabilmen için dövüş sırasında şunları yapman gerekiyor. Ama şu an açmışım ben bunu galiba. Diğerlerini ha, kapalı. O açık ama bak. Bütün varyasyonlar bu brutality'yi yapabilir. Execute, electrocute sırasında 3 kere Y'ye basman gerekir ve son vuruşun electrocute olması gerekir. Yani brutality aha, planlayarak yapman gereken bir şey. Yani son geldi brutality yapayım hadi değil. Dövüş sırasında planlayacaksın. Aslında fatality'den daha şey böyle sağlam, daha tatminkar bir şey bu. Faction kills ben yapamadım. Çok kolay bunlar. Faction Wars'u birazdan anlatırız. Orada birinci olduğumuz için Faction Kill'leri yapabiliyor olmamız lazım ama yapılamıyor. İstersen normalini dene. Normal fatality'ni dene. Bu konularda çok kötüyümdür ya. Herkesin üzülüyorum. Abi bak yakından sol sağ sol X. Evet tamam. Yakından sol sağ sol X. Tık tık tık. Ah. Harika fatality'ydi. Böyle fatality uzun zamandır görmemiştim. Kaçak var kaçak. Kontrol kalemiyle bakalım olsun. Sana. Fatality'den sonra güzel bir şov yaptım ama sizlere. Elektrik şovu verdim yani arkadaşlar. Raiden wins. İkimiz de benim. İkimiz de kazandık. Win-win situation. Bir maç daha yapalım mı? Rematch değil. Farklı karakter gösterelim abi. Beni saymıyor zaten adamdan. Sen seçiyorsun. Ya ben klasik karakterleri seviyorum ama yeni karakterlerden aslında sen var mı göstermek istediğin biri? Yenilerden var. Mesela şurada bir Kotal Kahn var. Kotal Kahn ilginç bir karakter. Şunu denemek istiyordum açıkçası. Şey, kovboy mu aldın? Kovboy enteresan geldi. Kovboyu alayım dedim ama. Ben, sen istiyorsan sen de alıyorsun. Dvorak'ı alayım ben de. Swarm Queen. Outlaw. Oo şapkalı hali var. Gunslinger. Outlaw var. Ya bu olay çok güzel olmuş ya. Sanki bir karakterle 3 farklı şekilde oynayabiliyor musun evet, gibi oluyor. Bir de bak Y ve X ile şey üstelik kıyafet falan da seçebiliyorsun. Ama şu an açık değil. Açık gördüm. Değiller tabii. Kripten açmak lazım. Yani onları. Bu şey olayı çok hoş olmuş. Yani sanki 20 karakter varsa 60 karakter varmış gibi bir izlenim oluyor yani. Kimi gibi. Hareketlerde hani %10 %20'lik bir fark yaratıyor. Ha öyle mi? Görünürde çok fark var gibi durdu da o yüzden. Hayır, orada en değişik hareketlerini yapabildiği ha, şeyleri hiç, gösteriyor. Hiç gösteriyor. Ama yükleme süreleri çok az. Hani online'da güzel. Dün gördüğüm kadarıyla hiçbir sıkıntısı yok. Online'da problem olan şeyler varmış. Bazı oyuncular onun şikayetini söylüyordu. Türkiye'de oynayan bazı oyuncular. Ben olabilir. De sitemize yorum attıklarında görmüş onu olabilir. Yani. Hemen bakalım. Bu ablayı ilk defa deniyorum ben. Neymiş? Tamam. Standoff diye bir hareketi var. Bu hareket ne işe yarıyor çok merak ettim. Aa. Dıs 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 dıs. Oo çok değişik hareket. Aa blok yemiyor. Abi bu hareketi görmen lazım. Bir saniye bu hareketi anlatmak istiyorum. Abi duruyorsun, ha. Rodeo hazırlanıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun sol sağ sol sağ. Tamam. Ayağı basınca ateş ediyor, silahı çıkar. Bir dakika, hiç yürüyemiyor musun sen? Hiç kilitleniyorsun. Şu an vursan vurursun yani. Nasıl şey yapıyorsun peki o? X'e basıp geri X ters aduket yapıyorsun. Aha. Mortal Kombat'ta aduketten örnek vermek. Sonra A'ya basınca silahını çekiyor. Düello, rodeo gibi yani. Ha, şu an düello. Düello gibi işte, rodeo nereden çıktı ya? Vallahi. Ben de anlamaya çalışıyorum. Tam bir kovboy cahiliyim. Nasıl bir tekme ya? Aa sen bana... Bunu pis dövüş yapıyorsun sen şu anda. Aynen. Bir de bir şeyin çıkıyor bu sırtından, affedersiniz. Çok affedersin. Affedersin müdürüm. Ya o nasıl bir hareket Allah aşkına. Elimi kolumu ne yoracağım sana abi ya. Çok değişik hareketleri var bu.
Böcek kadının mı? Yok, ikisinin de. Böcek kadının da, bu abinin de. Değişik. Abi şey olmuş ya Mortal Kombat. O 9'dan da ana. Ben gene bir X-ray yapayım. X-ray'ler çok şekil olmuş bu arada. Eskisi evet. Gibi tırt değil İsmim yani. İsmim vardı bak üstünde. Ya X-ray'lerden bir süre sonra sıkılıyorsun. Geçen ıskaladım. Atma. Atma. Vurma. Vurdu. Ve kazandım. Son anda kazandım gene. İğrenç vuruşumla. Bu abi çok karizmatik ya. Senaryoda da öyle geliyor. Ron Black. Ana değişik bir hareket. Ay. Ama çok az hasar veriyor. Bu ittirmek için galiba. Büyük ihtimalle. Bak yaklaştırmıyorsun sen ama çok pis. Bak hareketlere bak. Ben şekile geldim. Kusura bakmasın kimse. Al kuş. Ya ama korunamıyorum ben o senin hareketinden. Koruma tuşu L1 miydi bunda yoksa? R2. Ha, onu unuttu. Seninki nereden? Ben korunmayı bildiğim halde korunamadım. O yüzden çok kötü oynuyorsun yorumları gelecektir buna çıkıp. Ay midem şey oldu. İçim dışıma çıktı. Hakikaten. Ya şimdi bak ben seni orada yakalamışım. Ayıp ediyorsun yani. Ne ya yaptın? Ben hep havaya atıyorum abi bir şeyler. Anlamadım, çok enteresan. O havaya attıklarını vuruyorsun herhalde. Ben zıplasam o sırada şey yapıyor. Hasar veriyor bana. Dwarf wins. Yani hep bir havayı oynama var bende. Hep bir hava. Arka planlar çok güzel. Çok detaylı. Bir de arka planı birbirimizin üstünde kullanabildiğimizi de şöyle göstermek istiyorum. Nasıl? Her bir şey tuşa basıp diyorsun. Evet. Fırlatıyorsun onu. Aha, gelmiyor bir türlü de şey yapamadım, fırlatamadım. Yukarıda kaldı. Ben gene bir bomba mı attım? Sen basadın. Ya. Ben gene bir şekilde kurşun vurdum yani. Dış. Tabii bunlar bir tuşları sıkıyordur ya. Bir de uzun tutuşlar bazı hareketler galiba. Ben bu adamın hareketlerini yapamadım çok. Yani ya insan bir şey yapar değil mi? Training falan yapar. Yok abi, her karakteri denemek istiyorsun. Vurma onu. Onu vurma. Ya biz bir de pro. Ya sen bana bu yalnız popo ile yaptığın bu hareket hiç hoşuma gitmiyor. Açık konuşmak gerekirse. Fark ettim. O sessizliğinden, o asil duruşundan fark ettim ki X-ray geliyor. Sen bu yumrukları hak ettin, kusura bakma abi. Arka arkaya tokatlar. Benim de sağ batırırım ulan çubuğu. Ya, finish. Bir saniye. Geri ileri, geri A. Vay, çok iyi be. Daha görmeden çok iyi demek. Kalbimi deldi. Oo, artı 18. Bir uyarı koyalım buralara. Evet, buraları şey yaparsın sen. Mozaik pastalarsın. Mozaik pastalardan da artı 18 geliyor. Dikkat yazısını koyarım arkadaşlarımız için yani. Faction mı orada abi? 5 faction var. Burada Lin Kuei'yi şey bizim Sub-Zero vesaire gibi tayfa. Ama en çok herkes onu sevdiği için onu seçmiş. Eşit olarak takımlara dağılmak gibi bir şey yok. Dünyadaki bütün Steam'deki oyuncular buraya dahil. White Lotus, işte Raiden ve ekibi. Brotherhood of Shadow, Quan Chi olayı başındaki abi. Black Dragon şey Kano ve ekibi. En sonunda da gariban Sonya var. Bunlar kendi aralarında şey yapıyor. Kapışıyorlar. Ama yaptığın her şey, single player'da kazandın, multiplayer'da kazandın, puanlar falan hepsi buna katılıyor. Şu anda bir gün sürecek Otherworld is Invading şeyi var. Etkinliği var. Oraya katılıp bir şeyler yapabiliyorsun. Şurada şöyle göstereyim. Bu bugünün şeyleri, yapılması gereken görevleri. Bunları yaparsan kendi klanına katkın oluyor ve faction point kazanıyorsun. Peki online dövüşleri içeriyor mu bu faction şeyleri? Tabii. Mesela diğer klan üyeleriyle kapışmak gibi görevler çıkıyor mu? Hayır. Sadece sen puan kazanıyorsun. Yaptığın her şey sana puan kazandırıyor abi. Keşke o çok güzel bir düşünce olmuş. Ben çok beğendim mantığı. Keşke biraz daha böyle hani kapışmaya, işte klan üyelerinin birbirleriyle kapışması gibi görevler olsaymış yani. Belki eklerler. Çünkü mesela bu Invasion Boss, Invasion Tower bu sabah açıldı. Bu Invasion zımbırtısı gelince açıldı. Henüz girmedim.
çok fazla şey yapmak istemiyorum şu anda. Derinine girmek istemiyorum. İnsanlar bakar. Two player'da bu kadar şey varken one player'da Towers var mesela ilgi çeken. Daha önce Living Towers vardı galiba. Ama burada Living Towers diye bir şey var. Mesela her saat bu tower'ın içeriği değişiyor. Ha. Ve her tower'ın etrafında şurada dönen ejderha var mesela. O seviyeye gelince o ejderhanın verdiği özel görevi yaparsan ekstra para kazanıyorsun. Bu bir saatte değişecek. Bu bir günde yapman Peki. gereken şeyler. Bu da premier. Bunun şeyi yok herhalde çok zor. Evet, hiç çok zor. 4 gün 15 saatimiz var Peki. bunu da yapmak için mesela. Parayı ne yapıyoruz? Çok güzel. Benim Mortal Kombat 9'da en çok sevdiğim şeylerden birisi. Kripte harcıyoruz parayı abi. Kript sistemi gene duruyor. Var. Ve çok da güzel olmuş. Şey gibi olmuş. Bir tane eskinin Eye of the Beholder'ın yenilenmiş bir versiyonu gibi böyle fıtı fıtı yürüyorsun artık. Fıt fıt. Güzel. Burası öyle şey ki ince düşünülmüş ki haritası falan var. Ooo bayağı güzel. Haritası var abi, yani burada geziyorsun ve mezarları açıyorsun topladığın paralarla. Geçemiyorsun mesela bazı yerlerde. Böyle strafe yapabiliyorsun. Ben yani bu... düz bir çizgide ilerliyorsunuz, onu söyleyelim de. Hani böyle gidip serbest çekilsin anladığım kadarıyla düz bir çizgide ilerliyorsunuz. Hayır. Şu an sen. Ha evet ama. Ya hayır yani çapraz gidemiyorsun yani. Onu hayır da. Hayır çapraz gidemiyorsun. Ama bayağı gezebiliyorsun mesela. İlla en baştakini ilk önce almak zorunda değilsin. Bu 5500'lük bir şey mesela. Alabilirsin. Alabilirsin ama ben biraz daha derinlere gidiyorum. Bir de kripler sana ne katıyor? Kriplerde bir sürü şey çıkıyor abi. Nasıl göstereyim? Bir örnek mesela. Şunu açalım şu mezarlığı. Kung Lao'nun konsept artı çıktı. Çok umurumda değil. Daha ama ucuz. Ama hikayesini falan anlatıyor bak ve bir tane de değil güzel Kung Lao'nun geçirdiği tasarım aşamalarını falan filan da gösteriyor. Ama burada. Daha somut kıyafetlerin olduğu, şeylerin olduğu bir sürü çok güzel şeyler var. Bu en ucuzlarından İlla bir tanesi. İlla en pahalısı en iyi içerik olacak diye bir şey de değil. Müzik açıldı. Bu da çok gerekli değil mesela. Ben müzik severim ama ya sizler müzik aşaması hoşuma gitti ya. Examine. Bak böyle bir şey var mesela. This gate is locked from the other side. Arkadaş Bloodborne'da aynı şey, burada her oyunda aynı şey ya. Ha burası ne? Kim kripte sardım oyunu bırakıp galiba burası. Ha bu da oyun. Bir dakika. Derman silah alıp gelecekmişsin buraya mesela. Burayı cid bildiğin oyun yapmışlar abi kripti. Çok öyle enteresan. Önüne gelen her şeyi puan topladım, param var deyip açamıyorsun. Şu 5500'lüğü açalım. Kesin kıyafet miyafet çıkacak ondan. Burada bayağı vakit geçirilir ya. O paraları toplayacağız diye çünkü kılı kırk yarıyorsun. Tabii bir araştırırsın yani ne var ne yok. Şu dedim 5500 abi. Bakalım ne verecek. Brutality çıktı abi. Brutality. Dry rub. Değişik bir brutality'ye benziyor. Evet abi baksana şey yani bitiş için çok iyi. Bir de bu Mortal Kombat'ı ilk Mortal Kombat'ı oynadığımdan beri en çok istediğim şey oyun içinde finish'im. Oyunun başında, ortasında bir yerde çok ya? Yapması çok zor olan yok işte. Buna en yakın brutality'nin bu hali var. Oyun ortasında mesela sen bana pataküte vururken ben deneyeceğim böyle. Sen de anlayacaksın denediğimi. Daha çok komboya sokacaksın ama riski almak. Only an explosive can open it falan. Belli ki bir şeyler alacaksın burada. O belli evet, oldu. Belki single hikaye gösterecek misin bize? Single hikaye göstereyim. Çok sevdim abi ben oyunu. GTA'ya bakamadım yani buna bakmaktan. Bitirdim ya GTA'yı bir de. Sana vereyim mi? Sen oynar mısın? Peki hiç oynamamıştım. Deneyebilirim. Tamam. Continue demeyeyim. Ama New Game dersen baştan başlar. Chapters diyeyim. Diyebilirsin istersen. Chapters'da şey yapmışlar. Buradan seçebiliyorum ben de herhalde ya. Bak. Böyle hepsine bir ön izleme. Oha her şeyi movie haline getirmiş herifler. Sen açtın mı bunların hepsini? Aa bak 2 saatlik movie halinde gelmiş. Ben buranın böyle olduğunu fark etmemiştim. Bunlar benim geldiğim kısım. 2 saat falan oynamışız bak şeyi, senaryoyu. Çok açık bir şey söyleyeceğim. Pardon 48, 2 saatte bitiyormuş. Evet 47 senaryo. Dakika. 47 dakikaya gelmişsin. Zaten bir film yapmışlar yani. Gameplay ile tabii bir film boyutunda var ve bayağı uzun uzun dolu dolu çok keyifli ara videolar. Yani bir şey söylemem gerek. Ben dövüş oyunlarına çok aram yoktur ama bu Mortal Kombat'ın yaptığı şeyi çok takdir ediyorum. Single hakikaten insanın oynayası geliyor yani. Aynen öyle. Şu giriş videosunu seyretmiş miydin? Bir ara sızdı ya yarım saatlik gameplay videosu falan. Sonya,
Birazcık geriye mi alsaydın? Yok, şu şeyden başlayalım o zaman. Senaryodan başlayalım da çok da spoiler olmasın. Ne anlatıyor şu anda oyun peki? Neyin kavgasını veriyoruz? Bu 20 yıl öncesi. İlk Mortal Kombat 9'un bittiği andan sonrası. 9'u full bitirmediğim için o olayların nereye bağlandığını ben buradan biliyorum az çok. Mesela bu dövüş var mıydı şeyde? MK9'da sanmıyorum. Sub-Zero'nun sarı damarlı falan olduğuna dikkatini çekelim. O önem taşıyor. Şimdi bakalım. Abi ileri geri o kayarak yeşil tekme. Geriye doğru onu şey yaparsan onu atar. İleri doğru aynı hareketi yaparsan yukarıdan atar. Enteresanmış. Yaz arka plan gerçekten inanılmaz detaylı olmuş ya. Tek zayıflığı bence karakterlerdeki hani yakın planda karakterler biraz bana şey geldi hani. 9'da da öyleydi. Detaysız geldi ama arka plan çok çok güzel gözüküyor ya. Abi çok iyi ya arka plan. X-Ray'in geldi. Oha. Kafana bir şey attı. Aha. Çok acımasız bunun X-Ray'i ya. Yani bu finish'im artık yani. Bu ölmesi aynen, lazım. Aynen, adam aynen hiçbir sonra. Şey olmamış gibi kalkıyor. Ben yine hareketleri unuttum. Bir bakayım tekrar. Yapıyordun ama. Ya iki tane biliyorum hareket. Arka planda birileri var. Askerlerin onlar senin ama hiç yardımcı olmuyorlar. Çok inanmışlar gerçekten kaptanlarına. Aa ne güzel bir hareket yaptı. O şey biliyorsun. Ceviz kırıcı. Ya bunda mesela... Bu arada seviyesi var mı? Sen bir seviye seçtin mi dövüşe girmeden önce? Normal seviyede şu anda. Dövüş oyunda normal seviyesi hep bana zor gelmiştir gördüğünüz üzere. Yani şey bir de ben zaten hem Street Fighter'da hem bunda bildiğim sevdiğim karakterleri oynarım. O yüzden yeni karakterler üvey kalır. Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage, Raiden bir de karşımdaki çok sinirlendirirse. Arka plana şimdi şeyler arka planda dövüşüyorlar evet. O senaryo var arka planda ilerliyor bu arada. Bak oradaki askerleri öldürdü, yedi gitti falan. Korunmayı vallahi unutuyorum ya. Of, combo breaker yaptım. Ha, o da bana yaptı. Bir şey daha var. Bunda mesela ara videolara şeye eklemişler. Quick time event. Doğru tuşlara basarak dayak yiyorsun veya adam dövüyorsun ara videolarda. İyiymiş. Onu göstermek isterdim sana ama şey yapamıyorum. Şu an öldüm mesela. Öldün. Şey yap, retry de veya skip fight de senaryo görelim. Senaryo akıyor yani değil mi? Skip fight tabii. Mesela 9'da yoktu bu skip fight'ta. Evet, uğraşmıyoruz. Senaryoyu görmek istiyorsun. Gerçi movie yapan bir mantığın da bunu yapması normal kabul edilebilir. Aynen. Kenshi mesela benim o hiç bilmediğim çok karizmatik evet, bir abi. Evet, çok karizmatik bir abi. Ben de hiç oynamadım. Mortal Kombat 3'te mi vardı? Neydi bu? Hiç oynamadım. Bir kere bile oynadığımı hatırlamıyorum. Geçeyim mi bu sahneyi? Yani sıkılır mı izleyiciler bilmiyorum ama çok güzel olaylar var burada. Hayır spoiler olmasın. Hayır daha şey başı mi? Ya çok ha. Çok başı yani. Mortal Kombat 9'un sonuna belki spoiler oluyordur burası özellikle. Şu abi 9'da hiçbir yerde hatırlamıyorum yok böyle bir şey. O da Raiden gibi bir şeylerin gadı olabilir. Büyük ihtimal yardımcı başkan falan olabilir böyle. Gerçi yok Wind, rüzgar. Wind galiba. Wingardin Leviosa. Ama... Önüne gelen ısırıyorsa böyle nasıl gadmış? Bu abiler yaratıklar. O adır şeyden nedir realden dalıyorlar. Dalıyorlar abi. Değil mi? Evet. Oradaki paralel gene portal mortal açmış terbiyesizim biri oradan. Tabi bu şey işte. Shao Kahn'ın son şeyleri numaraları. Gırç. Adamın da o kadar dövüşesin aslında gidip dalması bir yerler yani. Ana bir şey oluyor orada ya. Ya şöyle bir olay vardı. Of, yalnız güzelmiş ara sahneler. Ara sahneler hep bu kalitede abi, hiç sıkılmıyorsun. Bu Mortal Kombat artık heykelsleşi çevirecekler mi? Çünkü bir iki denediklerini hatırlıyorum da roleplay gibi aksiyon çok başarısızdı. Olmadı abi ya. Ama şimdi işi çözmüş gibiler biraz. Hani şöyle bir alternatif bir Mortal Kombat şey çıksa fena olmaz gibi duruyor sanki. Evet ya. Raiden burada çok güçsüzsün. Sebebi ne? Çok merak ediyorum. Şimdi bu onu kurtardı. Evet. Ona şekil yapıyor. Diğerleri şu an kime saldırıyor onu bilmiyorum ama. Bizimkiler mi? Hayır. Şu an diğer yaratıklar niye saldırmıyor? Diğer yaratıklar saygıyla duruyorlar şu anda. Saygıyla birbirlerine gidiyor. Bu arada bütün dövüş oyunları arasında bir şey vardır ya, hepsinde daha doğrusu bir hikaye vardır. Hikayesine en çok hakim olduğum veya olduğumu zannettiğim bu. Karma karışık. O aslında o düşman değildir de o ölür bir daha gelir, büyü yaşlısı gelir. İlişkisi gibi. Burada da bütün her şeyin suçlusu buymuş aslında. Quan Chi. Şaşırtmadı. Bak. Aa, o yüzden mi sarı evet. Bunlar? Ölüleri geri getiriyor. Scorpion zaten bunun kontrolündeydi. Zaten Mortal Kombat 9'da.
şu an komple evet. Dalılar. Evet, geç istersen abi. Bir sonraki senaryo şeyini oynayalım. Geçtim. Burada bu da şey. Jax. Pistik Jax. Yani evet, şey ele geçirmiş. Kötüye çevrilmiş Jax. Gene Johnny Cage. Gene kaybedeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden arka arkaya vuruyorum. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Güzel dayandı. Bravo. Arkası ilk videodaki şey bu arada bak. Arka plan. Ama o ilk Mortal Kombat X'in videosu ne güzeldi evet ya. Bütün ya, ne kadar akışkandı. Sub-Zero'nun şeyi. Böyle mi olacak lan acaba dedik ama tabii mümkün değil o kadar akışkan bir dövüş. Şey gibi olsa değil mi? Uncharted'daki birbirine bağlanan hareketler gibi o kolu tutacak, i̇şte çevirecek o arkadan. Dövüş oyunu gelmesi çok zor. O zaman işin şeyi kalmayabilir. Ona bir kısmı. Yaklaşan şey işte Virtua Fighter. Hareketleri çok akışkan bir şekilde birbirine bağlanır. Ben bu oyunu beceremeyeceğim. Oynamak istiyorsan oynayalım ya da bitirelim artık. Bitirelim abi. Hemen hemen her şeyini gösterdik zaten. Zaten bir de inceleme de yapacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa. Gördüğünüz gibi çok çok güzel oyun. Yani Mortal Kombat'ı sevenler, online'da oynamak isteyenler zaten şimdiden girdi, oynuyor. Ben senaryosunu çok sevdim. Tower olayını çok sevdim. Crypt'i çok sevdim. Genel olarak Mortal Kombat X'i çok sevdim. Ben de Mortal Kombat'ın bir önceki oyunu yani 9 dediğimiz zaman ismi Mortal Kombat olarak çıkan oyunu çok beğenmiştim. Bu da aynı şeyin üzerine ekleyerek gitmiş gibi duruyor. Çok aynen. Güzel gözüküyor. Aynen. O zaman incelemede görüşmek üzere diyelim. Bir aksilik olmazsa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha nereden aldığımızı sorarlar mı oyunu? Söyleyelim mi? Sorarlarsa söyleriz. Tamam. Play Store'dan almadık mı oyunu? Evet, Play Store'dan aldık. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.